Evet herkese merhaba, ben Alper. Oyuncunun Rascal'ın hazırladığı yepyeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Prison Architect 3D modunun ikinci bölümündeyiz. Ama 3D yapmamışım da. Hemen yapalım. Evet. Bu arada bunların şey olmadığını fark ettim. Fence olmadığını fark ettim. Şuradaki duvarları bir yıkın abi. Hadi hızla. Bir siktirin gidin bir. Daha size ihtiyacımız falan yok. Sen de git. Bütçeyi düşürelim azıcık. Kov. Sen de git. Sen de git, tamam. Tamam. Şuraya da abi bir beton duvar. Burayı da bitirseydiniz keşke. Evet. Bir dakika, bu ne? Bürokrasiden groundskeeping. Tamam. Kapıyı tak. Biri şu kapıyı takabilir mi? Lütfen. Lütfen. Bu ne? Ne bitti? Tamam. İki hademe. Personal. Bir bahçıvan, iki hademe. Tamam, parayı aldık. Şimdi hemen kovalım bir de. Tamam. Para, ödeme. Dur abi, daha bunları şey yapmadık. Şöyle bir mikrofonu daha rahat edebileceğim bir yere alacağım. Bir dakika. Tamam. Oğlum daha yeni başlamışlar. Aslında bu da mantıklı. Bunu hemen yapabiliriz. Aslında bunu da hemen yapabiliriz. Niye arada kasıyor bu? Niye kasıyorsun sen arada? Bana bunu bir söyler misin? Çünkü bir nedenin yok. Abi. Hemen şurayı birazcık daha genişletebiliriz. Neden diyecek olursanız, dur. Şunu kapat. Oto ışığı kapat abi. Neden diyecek olursanız abi, buraya hani cephanelik falan da koyacağız. O yüzden. Mikrofon düştü. Siz nasılsınız? Bu arada abi, birinci şeye çok ilgi gösterdiniz. Teşekkür ederim. Bu arada bilgisayarın bütün şeyi gitti. Hani şu 3 boyutu açınca abi delirdi şey.
Şimdi 10 tane şey istiyorsun. Gardiyan istiyorsun. Şuraya al abi. 10 gardiyan. Tamam. Üçünü devriyeye ata. Bir. Üç. Tamam. Şimdi abi dur. Çık buradan. Kov. Abi bunu direkt personel. Böyle daha iyi. Şimdi boşuna şey gitmesin diye. Tamam abi. Burayı böyle yaptım çünkü buraya cephanelik koyacağız. Ekstra güvenlik. Burayı da öyle ikiye bölelim abi. Yine personellere özel olacağı için. Tamam. Bu arada ödeme alabiliriz. Bir kısa vadeli yatırıma bir girelim. Ah bitti. Mesela 10 bin alacağız, personel odası inşa edeceğiz. O odalar. Burayı hemen bir personel odası abi. Ne lazım? Geniş kanepe. İçecek makinesi. İçecek makinesi. Tamam, yeter. De üç, dört, beş. Tamam. Bir tane daha bitti. Mesela tepeden bakabiliriz aslında. Ona bir tam çalışıyor mu diye şey yaptım da. Bu arada bir quick build. Hemen abi. Oha. Abi yok artık. Burada quick build hızlı bir şekilde yapabiliyor muyuz? Aa ben bunu görmedim. Üzüldüm. Odalar. Yani hücreyi iptal et. Objeleri de iptal et. Tamam. Bir dakika. Basicsel. Sikeceğim ama ben böyle bir şey de demedim ki. Para gidip duruyor.
bu ya? Ha, bu Allah kahretmesin, bu sefer de duvara aldı. Sikeceğim 3 boyutunu. Var ya, şu an duruyor diye para gitmiyor. Bu oyun başlayınca çatır çutur para gidecek. Allah şükür. Buraya bir tane şehir sel atabiliyor muyuz ya? Aha bak. Tamam. Niye burada iki tane ortak oda var? Yok böyle bir şey. Tamam. Şimdi ödenek. Tamam. Şuraya abi. Hemen birazcık genişlet. One more depending on the prayer and me all look away. Abi lütfen. Lütfen. Oyun lütfen. Bu arada abi madem bu seriyi çok kişi izliyor. Hani harbiden çok kişi izliyor. Anlamadım çünkü. Hani böyle bir günde 90 kişi izlemiş. Normalde hani 20, hani izlemiyorsunuz, anlamadım. Saçma, konuşturmayın beni şimdi. Madem bu seriyi bu kadar çok sevdiniz, abi bana o zaman söyleyin, hani izleyeceksiniz tekrar. Hangi seriyi çekeyim? Hani hangi oyunu istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Bana deyin bunu. Hücrenin yemekhaneye erişimim yok. Yo var. Düz gidecekler lan. Harbiden bir kare yana kayıp düz gidecekler. Manyak mısın? Yemin ederim birazcık hızlandırmak lazım size. Şuraya bir hemen bir kapı. Bir buraya ne yapalım? Buraya kütüphane. Post odası, kantin, ormancılık. Buraya güvenlik yapabiliriz. Daha yarısını güvenlik, yarısını da K9 yeri abi. Tamam. Bak, bak. Burada atölye falan olmasın. Neydi? Kütüphane.
Bir de yok, morgu buraya yapmayalım. Çok iç karartıcı olur. Mescit. Objeler. Kütüphane rafı, sıralama rafı. Bir tane kütüphane rafı. Bir tane sıralama rafı. Bir daha bir 3-5 tane masa atalım. 3-5 kilo kıyma, birazcık daha yumurta. Abi onu biliyorsunuzdur tahminen canım. O kadar da değil. En son babalar duyar. Bir bilmeyen varsa da izlesin abi. Çok güzel bir diziydi. Severdim. Abi bak. Hemen abi bak. Şu kenaraya seccadeleri atalım. Sıra ne tarafa doğru ya? Bir de böyle neydi abi, altar mı? Mihrap. Buna mihrap deniyormuş. İlk defa duydum. Abi tam teşekküllü hapishane ya. Adamların kütüphanesi falan var. Hemen burayı da şey yap abi. Başka, quick build, klon. Yok abi, yanlış yanlış oldu. Ne yanlış oldu? Bir hemen denemek lazım aslında ama dur. Nasıl yapsak? Şöyle abi. Tamam. İlki böyle. Şurayı hemen duvarla da kapat. Böyle olacak lan galiba. İzzet cuk. Vallahi cuk diye oturdu. Şu 3 sırayı yapsınlar, direkt bunu böyle kopyalayacağım abi. Ödenek. Hükümet güvenlik bilmem nesi. Bu ne? Vergi indirimi. 10.000. Çok fazla. Yaptınız mı şu 3 yeri? Burayı da yapsınlar. Abi sizin hayat nasıl? İnşallah güzeldir, eğlencelidir. O burayı pislettiniz mi lan direkt? Fütursuz herifler. Dediğim gibi abi, hani izlemek istediğiniz videoları, şeyleri yazarsanız hani çekilir. Ama yazmazsanız dediğim gibi zor. Evden zor. Bakalım. İzzet cuk, vallahi yaptım. Cuk. Cuk abi bak, ses bile çıkıyor. Cuk. Bak abi, burası da iki kişilik. Üç beş kilo kıyma, birazcık daha yumurta, pul biber de katsam.
Sirke'ye de bir koysam biz daha buranın altyapısını yapmadık ha. Orada şey var. Sorun çıkacak. Net sorun çıkacak. Bu ne? Water boiler mı? Ha siktir. Daha değişik şeyler gelmiş. Water boiler ne abi? Şeyi bu bölüm yapmayız. Bu neydi neydi? Köpekler gözetim daha bitmemiş. Bu altyapı olayını bugün yapmayız abi. Videoda. Çünkü daha farklı şeyler gelmiş. Bir onun ne iş olduğunu öğreniriz. Daha bir şu bunları biraz daha uzatabiliriz. Tamam. Bu yani ay ağzını sikeyim senin ya. Cezaevi kapısı koymuşlar. Ne yaptın? O görebilir miyim ben orayı? Teşekkür ederim hani. Üç boyutlu tamam da göreyim ama be. Aa. Odalar. Şimdi bak. Burası atölye. Burası temizlikçi yeri. Hatta burası temizlikçi yeri. Burası çamaşırhane. Burası daha büyük çünkü. Şimdi abi bakın nasıl para gidecek. Çatır çatır para gidecek. Testere. Baskı masa. İşte baskı abi. Var mı burada? Ya var ya ben görmüyorum. Tamam. Şimdi çamaşır makinesi. Çamaşır sepeti. Ve ütü masası. Çok güzel. Tamam. Şimdi abi dağılım. Dağılım. Buraya 6 kişi. Buraya 16 kişi. 3 mahkum da mutfak. Şimdi kimse de mutfağa gitmeyecek açıkçası. Sonra oradan bir şeyler çalıyorlar. Birbirlerini bıçaklıyorlar. 30 tane lisanslı levha. Bok. 38 saat. Hücre blok B. Alırım. Ama yapmayacağım da. Şey için para lazım. Neydi? Hatırlayamıyorum. Altyapı için. Aynen. Buralara böyle abi. Bak abi işi bileceksin. İşe gitmeyeceksin. Nasıl direkt yerden kazanç abi. Kilitlersek böyle. Bu kadar. Net ya.
Neyse abi, izleyicin teşekkürler. 3 boyutlu da böyle abi. Böyle hatalar falanlar filanlar. İzleyicin teşekkürler. Eğer videomu beğendiyseniz bir beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde tahminen hapishanemiz bitecek ve artık mahkumları almaya başlayacağız. Gerçekten güzel bir hapishane olacak. Özellikle şu avlu için özel bir sistem oturtmayı düşünüyorum. Şöyle bu avlu alanını böyle kapatmayı ve özellikle ilerideki idam ve özel protection custody miydi? Yani özel korumalı gözaltındaki mahkumlar için özel alanlar falan filanlar. Gayet güzel olacak. İzleyicin teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Desteğiniz benim için çok önemli. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler ve iyi akşamlar. Buradan sonrasını kes.